bugüne kadar olduğu gibi bu sergimizde de bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütün dostlarımıza hoş geldiniz diyorum. İzmir'de bir sergim olsun, ev istedim. Gönlüme göre bir yer bulamamıştım. Aradan yıllar geçti, bir davet geldi. Ekol Sanat Galerisi'nden sevgili Mehmet Baz ve Figen Baz ailesi beni davet ettiler. Ve İzmir'de bir sergim neden olmasın dedim. Ve sevgili dostum İnce Aksoy'un da bu organizasyonda beni desteklemesi İzmir'e gelmeme en büyük etken oldu. Önce İzmir'in gerçekten çok güzel bir galeriye sahip olması alkışlanacak bir olgudur. Bu sergi benim için çok önemli. Önemi şu, bundan sonra böyle ciddi bir sergi açacağımı samimi söylüyorum. Düşünmüyorum. Ve geçmişle günümüze uzanan bu köprüde oyunları gördük. Masalları yaşadık. Ağıtların içinde bulunduk. İnsani hallerimiz bunlar. Ama gel gör ki eğer ağıtlar sürekli ve derinden vuruyorsa işte burada iki selvi devreye giriyor. Yaşamın bir yanı ve diğer yanı. Biliyorsunuz selviler arınarak büyür. Üzerlerindeki fazlalıkları atarak sivrilir. Öyle bir sivrilir ki gittikçe sadeleşir, gittikçe özüyle örtüşür. Sonra hafif bir rüzgarla salınmaya başlar. Adeta toprağına saygı selamı verir. Bu nedenle iki selvi. Ne yaptıklarıma gelince, binlerce yıllık, on binlerce yıllık Anadolu coğrafyasında yaşamış büyük uygarlıkların enerjileri bu coğrafyanın toprağına, suyuna, havasına, ağacına, dağına karışmıştır. İşte o binlerce yıllık uygarlık enerjisi ve genetiğine giren, coğrafyanın genetiğine giren bu enerji beni çok etkiledi. Bu enerjinin bana verdiği güçle yola çıktım. Ve bu ülkenin ulu ozanlarını, ulu mimarlarını, ulu yaratıcılarını, ulu bilgelerini tanıdım. Kısaca bana sen kimsin diye sorarlarsa ben Anadolu'yum derim. Ben Anadolu enerjisinden aldığım güçle varsıllığıma ve yoluma devam ediyorum derim. Peki başka kimsiniz diye sorsalar derim ki ben Hallacı Mansur'um. Ben Karacaoğlan'ım. Ben Yunus'um,
Ben Dadaloğlu'yum, ben Pir Sultan'ım, ben Mevlana'yım, başka kimsiniz deseler, derim ki ben bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi söylemini söyleyen şairim, Nazım'ım. Ve sonra sorsalar, siz başka kimsiniz deseler, varoluş nedenlerimizi hayata geçiren Mustafa Kemal'im derim. Sonra kimsiniz deseler, yahu ben falanım filanım derim. Şunu kesinlikle paylaşmak isterim. Bakın, bana nar resmi niye yapıyorsunuz diye soruyorlar. Bir yanılsama içinde bunu soranlar. Asla ben nar yapmadım. Niye ağaç diyorlar. Ben ağaç ressamı değilim. Özetle ben narın resmini yapıyorum. Ben ağacın resmini yapıyorum. Ben insan resmi yapmıyorum. Ben insanın resmini yapıyorum. Sanatçı ayrıca çağının en büyük tanığıdır. Öyle olmalı, belge bırakmalı. Hani diyor ya şair, acılar aynalardır. Acılar da bir yerinden kırılır. Feyyaz. Orta Doğu bataklığında kurtlar sofrasını yapmasam ayıp yapardım. Gördüğünüz bu Orta Doğu devesi eğer olmasaydı ben görevimi yerine getirmemiş olurdum. Büyük talanın büyük paylaşımını eğer sizlerle paylaşmasaydım beni sorgulardınız. Yani sanatçı Mustafa Kemal'in dediği gibi alnında ışığı ilk hissedendir. Ve yaşadığı döneme ait kalıcı belge bırakmak zorundadır. Kurtlar sofrasını ya da koçun söylediklerini ki üzerinde ki Tümce'de şu var. Neler geldi, neler geçti felekten, o nelerken develer geçti elekten. Elekten develerin geçtiğini gördüğümüzde koçun ne söylediğini de anlamamız gerekir. İyi ki İzmir'e geldim, teşekkür ediyorum.